Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde sizlere Drahtar ırkı köpekleri tanıtmaya çalışacağız. Bu köpeğin anıldığı isimler Deutsche Drahtar diye anılıyor veyahut da German Wire-Haired Pointer, Wire-Haired Pointer diye de anılıyor ya da direkt kısaca Drahtar diye anılabiliyor. Drahtar zaten Almanca'da fırça tüy anlamına gelen bir kelime ve sizin de videoda izleyeceksiniz. Videodaki köpek de bir Drahtar ve bu köpek de aslında daha önce yapmış olduğumuz İngiliz Short-Haired Pointer yani kurt sağırlara benzeyen bir köpek, fenotipik olarak çok andıran ama tüy yapısı olarak farklılık gösteren bir köpek. Biliyorsunuz Drahtarlar birer av köpeği, av hedefli olarak yetiştirilmiş olan köpekler 19. yüzyılın başlarında özellikle kuş avlarında pointerlar çok fazla kullanılıyordu. Fakat özellikle su kuşlarının avlanmasında daha sağlam bir tüy yapısı, daha böyle su geçirmez bir tüy yapısına ulaşmak istedikleri için bir takım ırklarla pointerları, short-haired pointerları melezleyerek Drahtarlara ulaştılar. Bunların melezlenmesinde Griffon gibi, Poodle Pointer gibi köpeklerin kullanıldığı biliniyor 19. yüzyılın başlarından itibaren. Daha sonra bu ırk özellikle avda gösterdiği üstün başarılar nedeniyle popüler hale geliyor ve günümüzde de avcılar tarafından çok sık tercih edilen ırkların başında gelir Drahtarlar. Şimdi Drahtarları genel anlamda özelliklerine baktığımız zaman bir kere son derece aktif köpekler, çok enerjikler, özellikle iş yapma esnasında korkusuz köpekler, inatçı yapılanmaları olan köpekler, iş konusunda inatçı olan köpekler ve biliyorsunuz bunlar pointing dog sınıfına giriyorlar. Yani işaret veren köpekler, avı özellikle bulduklarında veyahut da hissettikleri zaman avın bulunduğu bölgeye doğru point işareti veren, yani işaret veren köpekler. Zaten pointer ismini almalarının sebebi de tamamen bu özelliklerinden kaynaklanıyor. Bu ırkın dişi ve erkekleri fiziksel olarak çok çok aralarında uçurum olmuyor. Erkekler tabii ki her ırkta olduğu gibi biraz daha yüksek, böyle 68 santimlere kadar ulaşabiliyor. Dişiler 65'lerde, 64'lerde kalabiliyor. Ağırlık olarak da bu köpekler genellikle 26 ile 32 kilo arasında dişi ve erkek olmasına bağlı olarak değişken bir ağırlık görebiliyoruz bu köpeklerde. Ama maksimum 30-32 kilo civarında olabilen köpekler. Aerodinamik bir yapıları var bu hayvanların. O yüzden son derece çevikler, çok hızlı koşabilen, özellikle manevra kabiliyetleri çok yüksek olan köpekler. Drahtarların pointerlardan farklı olarak zaten fırça tüylü olması, sakal benzeri yüzünde ve kulaklarının kenarında ve özellikle de ayaklarında paça bölgelerinde fırça şeklinde tüylerin uzun olduğunu, bazen arka bacakların gluteal kas bölgelerinde de bu fırça tüyü gözlemleyebiliyoruz. Alt tüy yapıları çok sağlam ve su geçirmez bir tüy yapıları var. O yüzden su avlarında da rahatlıkla kullanılan köpekler. Aslında genellikle horizontal bir kuyruğa sahipler ama videoda gördüğünüz köpek sokaktan edinilmiş bir köpek. Marmaris tarafında terk edilmiş bir köpeği sahipleniyorlar ve gördüğünüz gibi kuyruğu kesilmiş bu hayvancağızın. Aslında çok eskilerde işte avcıların bir takım argümanları var. İşte kuyruk sağa sola takılıyor, sağa sola çarpıyor, yaralanıyor falan diye. Genellikle bu köpeklerin küçükken kuyruklarını genellikle böyle 7. 8. omurlardan itibaren kesip daha kısa bir formata getiriyorlar. Fakat biliyorsunuz ülkemizde de Avrupa'da da kulak kuyruk operasyonları estetik hedefli yapılan, işlevselliği olmayan ya da medikal nedeni olmaksızın kuyruk kesimi kesinlikle yasak. Bu hayvancağızın küçükken kim bilir ne zaman kestiler bilmiyoruz. Çünkü söylediğim gibi sokaktan edinilmiş bir köpek. Drahtarlarda en önemli özellik enerjik yapılanma. Eğer bir drahtar sahibi olmak istiyorsanız, çünkü bu köpeklerin çok güzel görüntüleri var. Çok böyle
asil görüntüsü olan bir köpek. İzlemesi çok zevkli, çok aerodinamik, çok çevik köpekler. Ama tabii ki onun enerjisine yetişmek çok kolay değil. O yüzden böyle bir köpek edinip de pet olarak yaşatma hedefiniz varsa mutlaka çok kuvvetli içgüdülere sahip olduğu, özellikle av dürtüsünün çok yüksek olduğu ve genellikle kuşlara karşı takıntılı olduğunu unutmamanız gerekiyor. Bazıları bu konuda çok obsesif olabiliyor. Yani dışarıya çıktığı zaman tamamen av bulma ve point etme hedefli olarak dolaşabiliyorlar. Bu da bazen bazı ağaçlarda kuş gördüğü zaman takılıp kalması, doğa gezintilerinde takılıp kalmasına sebebiyet verebiliyor. Çünkü çok güçlü içgüdüye sahipler, çok güçlü dürtüye sahip olan köpekler olduğu için bu köpeği edinmeden önce bu özelliklerini mutlaka bilmek gerekiyor. Çok iyi egzersiz edilmesi ve genellikle de iş yönünde egzersiz edilmesi gerekiyor. Tabii ki av köpeği olduğu için biz böyle adlandırıyoruz. İlla ava çıkartacaksınız diye bir kaide yok. Avın simülasyonunu yapabileceğiniz birçok kurgu oluşturabilirsiniz. Top oynamak, at getir oynamak, bir şeyi saklaması, işaret etmesi, içgüdülerini kullanacağı oyunların düzenlenmesi gibi birçok alternatif, özellikle agility, çeviklik parkuru çalıştırmak gibi bu köpeğin fiziksel ihtiyaçlarına ve egzersiz ihtiyaçlarına karşılık gelecek çalışmalar içerisine girerseniz son derece mutlu olabilen ve bununla fiziksel anlamda da mental anlamda da doyabilen köpekler. Bu köpeklerde yine ırk standartında istenilen özellikler genellikle koyu bir göz rengine sahip olması isteniyor. Bu köpeğin iki genellikle tüy rengi varyetesi var. Bu videoda gördüğünüz gibi kahverenginin, yani koyu kahverenginin, çikolata renginin dağılmış bulanık olanları ve üstünde büyük peçler olabiliyor. Ya da siyah ve siyahın çillenmesiyle oluşmuş olan renkte olabiliyorlar. Beyaz barındırabiliyorlar aralarda. Bu ırkta kabul ediliyor. Fakat genellikle ırk standartında aşırı light renkler ırk standartına dahil edilmiyor ve diskalifiye olarak bildirilmiş durumda FCI tarafından. Ama tabii ki pet sahibi olmak isteyen biri için hiç önemli kriterler değil bunlar. Bu ırk söylediğim gibi çok popüler, özellikle avcılar arasında çok tercih edilen ırklardan bir tanesi. Özellikle zorlu hava şartlarına çok dayanıklı, hem karada hem özellikle çalılık arazilerde hem de suda iş yapabilirliği yüksek olduğu için bu ırk çok fazla tercih ediliyor. Bu ırkın bir takım hastalıklara yatkınlıkları var. Özellikle kalça displasisi, yine kurtsarlarda da olduğu gibi drahtarlarda da kalça displasisine bir yatkınlık söz konusu. Bunun haricinde DCM, yani kalp hastalıklarına yatkınlığı olan köpekler, bir takım böbrek fonksiyon bozukluklarına da genetik olarak yatkınlıkları var. Ama genel anlamda dayanıklı köpekler, ortalama olarak da 10 ila 13 yıl arasında ömürleri olan ve söylediğim gibi çok aktif, enerjik köpekler. Eğer bir drahtar edinmek istiyorsanız, bu ırkı seviyorsanız, çok enerjik olduğunu, çok iyi egzersiz edilmesi gerekli olduğunu, egzersizlerin sadece gezdirmekten ibaret olmaması gerekli olduğu, aynı zamanda dürtülerini, içgüdülerini harekete geçirecek ve onları bu anlamda doyuracak egzersizlere ihtiyaç duyduklarını, yalnızlığa karşı biraz tahammülsüz havlamaya da yatkınlıklarının olduğunu unutmamalısınız.